ediyoruz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Evet, kalça dersinde olmazsa olmaz nedir? Tabii ki squat. Squat'la başlayacağım dersime. Bacakların arasında bir yumruk mesafe var, kalça hizan ve ayaklarımın arası birbirine paralel olsun. Ve yan dönüyorum rahat görün diye. Nefes aldığım squat'a inerken, verirken yavaş 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 yükselip omurgamı nötr hale getirdim. Yani asisim ve pubisim düz, karşıya paralel. Alırken inle ve verirken alırken indi ve verirken al nefes, dizinlediği kalçamla yükseldiğini hissetmen lazım. Dizle kalkmıyoruz. Ağırlığını dizlerine vermiyorsun aşağıdayken de. Verirken al nefesini ve vererek yüksel. Aldım ve verdim. Ve son iki. Ve ver. Ve son. Ve ver. Ve aşağıda kalıyorum. Aşağıdayım. Bekle. Ben size bir hikayemi anlatacağım bu haldeyken. Öğrencilerime böyle derim genelde derslerde. Pek sevimli olmaz biliyorum. Şimdi burada yaylanıyoruz. Ver. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve yavaşça nefesini verirken yavaş 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 yükseldi. Süper. Şimdi yerdeyim. Ve yumuşak hareketlerle kendimi braktım. Bir pelvic curl yaptıracağım size. Pelvisimi döndürüp yukarıya döndürüp kaldırıyorum. Ve bacaklarımın arkasını hissediyorum, hamstringlerimi. Evet, nötr omurgadayım önce. Nötr omurga nedir? Bel boşluğunun, doğal kıvrımının olduğu yer. Bunu da asis ve pubik kemiğimin tabana paralel hale getirerek, yani buraya bir su bardağı koyduğumda dökülmeden durabildiği pozisyonda olmalı. Nefesimi bu haldeyken aldım ve verirken belimi yere yapıştırıp pelvisimi yüzüme doğru döndürüp iyice yükseldim. Dizlerimin arası ayrılmıyor. Ayaklarımla yere iterken omuzlarımla da itiyorum. Ve nefesimi aldım burada. Verirken önce göğsümü yere ittiriyorum. Sırtımı yerleştirmeye çalışıyorum. Pubik kemiğim hala yüzüme dönük. Ve en son kuyruğum yerleştiğinde bel boşluğum tekrar açılıyor. Aldım nefesimi. Verirken önce belini kapat ve pelvisini yüzüne doğru döndürüp tavana doğru kaldır. Bacakların arkasını ve kalçanı hissetmen lazım burada. İt iyice, it. Bu hareket abdominal kasları da çalıştırır. Al nefesini yukarıda. Verirken tabii ki şimdi bizim hedef noktamız kalçalar. Ve al nefes aşağıda. Verirken yükseldim. Verirken yavaş yavaş. Bacakların arasındaki bir yumruk mesafeyi koru. Verirken dizlerini karşıya ittirmeye çalışırken, kalçadan kendini yukarıya ittirmeye çalışırken göğüs kafesini de yukarıya açmamaya çalış. Verirken ve al nefesini, verirken yükseldim ve aldın nefesini yukarıda, ayak tabanlarını sanki kendine çekiyorsun gibi bir hissin olmalı. Tabii ki oynamıyor ayakların yerden ama topuklarına sanki bir şey kendine çekmeye çalışıyorsun gibi hisset. Çek. Daha, 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 daha. Ve al nefesini, verirken teker teker indirdin.
son kez aldın nefesini, verirken yükseldin. Ve yine 5 sayı, çek topukları kendine, çek, ayakların yerden kalkmadan hissin olmalı sadece, bu bir his. Çek ayakları, çek, topla, topla, topla. Ve aldın nefesini, verirken yavaş, 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 yavaş. Ve süper. Harika. Şimdi yan döneceğim. İzninizle. Bu şekildeyken el bileğinde ağrı hissediyorsan böyle de yatabilirsin. Topukların, kalçan ve dirseğin aynı hizada olsun. Göğüs kafesini çok dışarıya çıkarma. Göğüs kafesini daha orantılı, hafif bir tilt yapıp karın kaslarını da hissedebilirsin burada. Daha doğru bir postürle yatıyorsun çünkü. Nefes alırken dizin ve ayağın aynı şekilde kalkıyor. Biri daha yukarıda, biri daha aşağıda değil. Nefes verirken sanki bir akordiyonu kapatıyormuşsun gibi kapatıyorsun üstteki bacağını ama tam kapanmıyor. Alırken açtın. Verirken yavaş 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 yavaş. Alırken açtın. Verirken yavaş kapatıyorum. Yavaş. Aldım. Verirken. Al nefesine. Verirken. Kalçan çalıştığı gibi hissedeceksin birazdan. İç ve dış bacaklarına da aslında hükmediyoruz. Bunu da fark etmeni istiyorum. Verirken yavaş. Al nefes. Verirken iki dizini üst üste getirerek. Ve son iki. Verdim. Ve son kez. Şimdi yukarıda tut bacağı. Ve bacağını dizini oynatmadan açtım ve flex'e döndürdüm. Aldın nefesini, büktün ve verirken yine tam kapatmadın. Al nefes, aç. Verirken tekmele. Aldın, büktün. Verirken yine yavaş yavaş kapat, hisset, akordiyonu hisset. Sanki bacaklarının arasında ağır bir şey var. Onu yavaş yavaş kapatmaya çalışıyorsun gibi hisset. Ve aldın, verdin tekme, aldın, dizin hiç oynamıyor. Sadece aşağı iniş ve yukarı çıkışta oynatıyorsun. Ve al nefes, büyük, verirken. Ve aldın, verdin, aldın, verdin, aldın, verdin ve aldın. Ver nefes, tam kapatma. Al, aç ve kal. Verirken çevirmeye başla. Bir daire çevirdikten sonra nefes al ve bir daire daha çevir. Bir daire nefes verdim. Bir daire aldım. 5 4 3 2 ve terse 1 2 3 4 5 6 7 ve son. Kal burada. Yarım daire çiz aşağıdan. Geriye yukarıya çıksın. Yarım daire çiz. Önde yukarıda. Tekrar çizdin. Geride yukarıda. Haydi al nefes önde. Ve verirken arkadasın. Al nefes önde, belimizi de hissediyoruz. Aldın, ne kadar stabil yapmaya çalışabilirsen. Burada minimal oynatıyorsun, vücudun adapte oluyor harekete. Tüm vücudunda hissedeceksin hareketi, unutma. Ve kal geride. Öndeki bu boştaki elini uzat başından yukarıya doğru. Ve başlasın bacak. Yukarıda. Yukarıda. Haydi. Geride yukarıya alıyorum. 8, 7. Nefes vererek. 6,
5, 4, 3, 2 ve son. Ve yavaşça bıraktım. Süper. Şimdi diğer tarafı yapalım. Ve dizlerim dökülü. İki dizim üst üste yerleştirdim. Topuklarım, kalçam ve dirseğim aynı hizada. Göğüs kafesimi hafif kapattım. Ve nefesimi alırken açtım bacağımı ve ayağımı. Verirken yavaş. Alırken açtım. Verirken pointinizi sıkın. Çok baskı yapmadan ayağa pointi hissetmeye çalış bacağında. Boş bırakma bacağını. Verirken al nefesini açtın. Verirken yavaş. Al aç. Verirken. Verirken. Aldım. Verdim. Al nefes. Ver. 4 sayın kaldı. Aldım. Verdin. 3 sayı. Ver. Ve 2. Yavaş. Acelemiz yok. Ve son. Ve açtım. Verirken bizi oynatmadan it bacağı. Aldım. Point'e geri döndüm. Verirken tam kapatmadım. Al aç. Ver flexle topu it karşıya. Al bük. Verirken. Aldım. Ver. Al bük. Ver tam kapatma. Al nefes. Ver. Al nefes. Tam kapatma. Aldım. Ver ittir. Al point. Ver tam kapatma. Son iki. Ver dayan. Al. Ver. Ve al. Ver. Al. Ver. Ve yukarıda kaldım. Topu ittirmeyi unutma. Verirken bir daire. Alırken bir daire. Ve sekize tamamla bunu. 4, 3, 2 ve son. Terse. 1, 2 ve 3. Düşürme bacağı. Hep aynı yerde aynı daireyi çizmeye çalış. Ve son. Ve kaldım. Verirken geriden yukarıya. Ve aşağıdan öne. Haydi. Ver nefes geri yukarı. Ve al önde yukarıda. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Ver. Ve al. Ve ver. Ve al. Ve kal. Yine elinle döndüm. Başından ileriye. Ve nefes vererek bacağım aynı çizgide yukarı çıkıyor. Hop. 9, 8, 7, 6 nefes verirken de unutma. 5, 4, 3, 2 ve bıraktım. Süper. Şimdi tabii ki kalça streçimiz var. Hissetmişizdir umuyorum kalçamızı ve bacaklarımızı. Yattım dikkatle ve tek ayak bileğimi diğer dizimin üzerine yerleştirdim. Yukarı yükseldim, tek elimi bacak aramdan, diğerini dışarıdan ve dizimi kendime doğru çektim. Kuyruğunu yere bastırmaya çalış ve dizini de kendine çekmeye çalış ama omuzların ve boynun yükü almasın. Rahat ol, kollarınla çekmeye çalış. Bu büktüğün üzerine koyduğun bacağın dizini karşıya itmeye çalış. Daha da hissedeceksin streci. Nefes al, ver, bekle. Ve bıraktım. Diğeri için. Çektim. Kuyruğunu yine basmaya çalış ve dirseğinle de it bacağın dizini. Derslerden sonra mutlaka stretch yapın, esnetmeyi yapın.
Ve bıraktım. Ve kontrollü bir şekilde yükseldim. Evet. Kalça ve bacak serimiz. Sanıyorum ikinci seri oldu bu. Devamı gelecek. Güzel bir dersti. Hissedeceksiniz kalçanızı. Güzel de keyifli de bir kalçanın keyifli bölgesi çalışıyor. Sellitlerden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Ama ayrıca bir önerim var. Lütfen bol bol su için. Su çok önemli. Ve hareketsiz kalmayın. Ve beslenmenize dikkat edin. Göreceksiniz. Kalçalar müthiş olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.